Kıymetli izleyiciler, şu an Ordu'da Kıbrıs şehidimiz muhabere Assubay Başçavuş Bayram Gümüş'ün evindeyiz. Onun çok kıymetli, bizlere yadigar eşi Muteber Gümüş anne ile beraberiz. Bugün bir program için Ordu'ya geldim. İlk işim de program sonrası Muteber anneyi ziyaret etmek oldu. O da sağ olsun bize kapılarını açtı. Evinde bizi ağırlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben mutlu oldum tabii. Ben yıllar önce geldim, yine sizi ziyaret ettim. İşin daha ilginci, ben Kıbrıs şehitliğini ilk ziyaret ettiğimde ilk karşıma çıkan şehit mezarı Bayram Gümüş'ün mezarıydı ve ondan sonra biz çok büyük Büyük şeylere imza attın. Ondan sonra çok şeyler oluştu. Çok. Allah uzun ömür versin sizlere de. Sizin sayenizde biliyordum ama çok şeylere ulaştık. Bu da babam yine. Evet, şehidimizin albümünü inceliyoruz şu an. Şehit Bayram Gümüş'ün albümünü. İçerisinde çok güzel fotoğraflar var. Tabii ben bu fotoğrafların hepsini arşivime aldım. Arşivimde var. Tabii o anları yad ediyoruz. Biz yıllar sonra da olsa onun şehit olduğu, yanındaki askerleriyle beraber şehit olduğu yerde askerlerinin aileleriyle kendi ailesini, Muteber anneyi, çocuklarını bir araya getirdik orada. Çok duygu dolanlar da yaşadık. Çok güzeldi. Neyse, aradım ben sizi, bulamadım. Aradım ben sizi, çok aradım. Ülkü'nün ailesini aradım, sizi de bağırdım, bulamadım bir türlü. Hasan abi buldu. Ben Ülkü Akbulut'un abisi, Adil Akbulut'u da buraya alayım. Gel Adil abim, sen de gel. Siz abisiniz, siz kardeşiniz. Evet, bu da onbaşımız Ülkü, şehit onbaşımız Ülkü Akbulut'un abisi Adil Akbulut. Çok güzel oldu. Nur içinde yatsın. Tabii ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben burada İyiyiz, tabii ne bunu kanalımızda hayat devam ediyor işte. Hayat devam ediyor. Çocuklar, herkes kendi işinin başında. Gelin desem şimdi nasıl gelsinler? Ben gitsem ben gidemeyim. Burada tek çalışıyorlar hep. Nasıl gideyim bunlara? Yaz geldim çıkarım köye. Kışın da işte burada geçirdim. Gerçi bu sene de yaz gelmedi ama şimdi her şey güneşi görünce köye gidesim geliyor. Çok güzel. Evet. Bir bayram günü. Ben bir bayram günü Bayram Gümüş'ün mezarını ziyaret ettim. Yıllar sonra bir bayram günü de seni ziyaret ettim. O ziyaret ettiğimde demiştin ki ya ben bu çocuk bana gelecek dedim. Sen de bugün buraya geldin dedin. Benim için de çok güzel bir çok anıydı. Bayram Gümüş deyince nereler duruyor ama gel gör ki benim çektiğimi ne yapıyorsun diyen yok. Ona üzülüyorum ben ya. Ben şimdi sizden... Ben sizi o kadar görme, o programdan sonra Ali dedim, siz beni tesadüfen aradınız. Bana dedim numarayı ver dedim, ben bu adamla konuşacağım ya benim yanıma gelecek. Madem bu kadar irdeledi bu işleri, benim dedim yanıma gelecek, ben adamı bulacağım dedim. Ama akşam oldu siz aradınız beni. Bu kadar şeyleri karıştıran dedim, ben bundan her şeyi bekliyorum, bizim için mücadele ediyorsa eğer, bu beni inşallah boş bırakmayacak. Ki akşamlarda sizden adınız o gün. Çok mutlu oldum, sevindim. Allah razı olsun, ben de sevenim varmış, arayanım varmış. Yani diyeceğim o, ne söyleyeyim ki başka da. Benim mutlu eden şeylerden bir tanesi de, o gün demiştim ki ya bu evi siz nasıl aldınız? Devlet yardım etti mi? Yok demiştim. Ben taksitle bu evi aldım. 10 lira taksitle almıştım. Ama ben onu yayınlamıştım o videoyu. Çok da etki olmuş. Ama dedim 10 lira taksitle bir küçücük ev aldım. Onda duruyorum dedim. Yani ayıp dedim yani ayıp. Ama tabii elin adamı ne yapsın? Ne yapsın? Tamam. Bak bugün o devlet, o gün seni görmeyen devlet, o mücadeleler sonrası
devleti temsil eden valimiz size da Allah'ın bir ev bağışladı. Allah'ın uzun ömür versin. O da çok ilgilendi. Ben öyle deyince aradı. Adam içinden eziklik mi çekti, ne yaptı? Aldı, anahtarı verdi bana. Çok dedi güzel. Tüm onlara eşyasınla bir tek yedi, beyaz eşyanı al git dedi ama bazen çok işte Allah razı olsun. Bu devletin, çok sağ olsun. Devletin şefkati yüzü bu. Bu çok önemli. Çok sağ olsun. Allah razı gene olsun. Gene orduda bir okula da Bayram Gümüş ismi adı verildi. Evet. Adını da çok verildi. Güzel. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Burayı çekebilirsin bak. Bak onun için ona aittir zaten. Berat. Bak burada çok biz bu madalyayı da değerli izleyiciler ilginç bir şey anlatacağım. Bu madalyayı Bayram Gümüş'ün oğluna vermek bana nasip oldu. Kıbrıs'ta Kıbrıs KKTC devleti bana verdirdi bu madalyayı. Bu araştırmalarımız, bu mücadelelerimiz sonunda ondan da çok büyük mutluluk duydum. Evet, burada onun görev yaptığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının ablemi çok güzel. Evet, çok güzel. Komutanlarının da verdiği bir şey. Çok güzel. Orada bir de namaz kıldığı Tarkesi. Madalyası, evet. Bu kimin? Onun. Namaz kıldığı? Tarkesi. Şehidimizin namaz kıldığı evet. Takya. Bu nereden geldi size? Bende vardı, buradaydı o. Buraya geldiğinde bunda namaz kılıyordu öyle evet, mi? Orada kılıyordu, İzmit'te de kılıyordu. Ben aldım, buradaydı işte, oraya koydum. O İzmit'te 15. Kolordu'da görevliydi. Evet. Sonra gönüllü Kıbrıs'a gitti. Evet. Evet. Vay, bu çok değerli bir şey. Diğer evet. Elbiseleri yok ya, ama. Ya o zamankiler hep yündü. Şimdiki bu cüzdan, cüzdan mi? Babanın cüzdanı. Babanın cüzdanı. Bak bu da benim verdiğim plaket değil mi? Evet. Çok değerli plaket hakikaten. Çok güzel plaket. Okul manşetleri, onun aldığı manşetler. Çok güzel. Çok güzel ya. Evet, bu yine beraberiz Kıbrıs'ta. Evet. Şimdi bu arada hayırlı olsun, siz Kıbrıs vatandaşı da oldunuz. Ya daha olmadı. Yok ya. O bitti o iş, tamam oluyor. Ha? Yani o da çok güzel. Oluyor işte. Bu da yine şey çok güzel ya. Bu yanık resim Ali'de, onu da görürdünüz o ama. O bende var. O benim var, arşivimde var. Çok güzel. Çok güzel. Burası o şehidimize ait bir köşe olmuş böyle. Çok güzel. Ya hiç ne bir yüzüğü, ne bir çamaşırı, ne bir şeysi, hiçbir şeysi yok ki. Neyini koyayım da bitirine yapayım. Ya işte, göndermediler ki oradan. Yok yok. Orada o şeyleri kaybolduk. İşte biliyorum. Burada ne varsa olanlar onlar. Ama çok sonra. Güzel. Tabii güzel olan bir şey şimdi onun oğlu subay. Evet, torunu subay. Damada subay, torunu subay. Evet. Başçavuş Bayram Gümüş 10 Mayıs 1944'te Ordu iline bağlı Saraycık köyünde dünyaya gelmişti. Daha çocuk yaşlarda asker olmayı hayal ediyor, bu düşler ile yatıp kalkıyordu. Bir gün babasından habersiz askeri astsubay okul sınavlarına girdi ve kazandı. Babası Ali Gümüş'ten de izin alarak çocuk yaşta astsubay hazırlama okuluna gitti. 30 Ağustos 1963'te astsubay çavuş olarak astsubay okulundan mezun oldu. 12 Ekim 1967 yılında aynı köyden Muteber Hanım ile evlendi. 30 Ağustos 1971'de kıdemli başçavuş rütbesine yükseldi. 15. Kolordu Muhabere Taburu Köseköy İzmit'te görevliyken Kıbrıs'ta görev yapmak için gönüllü olarak dilekçe verdi. 25 Eylül 1973 yılında 26. dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayına katıldı. İki çocuk sahibi olan Bayram Gümüş'ün Ali isminde bir oğlu, Serpil isminde bir kızı vardı. Cansız bedeni dağın eteklerinde bulunduğu zaman cebinden kızı ve oğluna ait bir kısmı yanmış bir fotoğraf bulundu. Babaları ile gurur duyan çocuklar adeta ona duydukları özlem, sevgi ve bağlılıklarının bir göstergesi gibi oğlu Ali astsubay olurken kızı Serpil ise bir astsubay ile evlendi. Bu çok değerli bir şey ya. Ben şöyle Ali'nin oğlu da çok uğraştı ama olmadı. Geçen de bir subayla beraber
bir yemek yemeye oturmuşlar. Üçü de teğmenmiş, eve gelmiş. Babasını hemen aramış. Ağlamış baba demiş, ben kimle yemek yedim bugün biliyor musunuz? Üç tane teğmenle yedim. Başlamış ağlamaya. La oğlum, o ağlayınca Ali de solu gözünün biri. La oğlum dedim, hep asker mi olacağız? Sen dedim anam çakı gibi mühendis olacaksın. Daha ne istiyorsun? Endüstri mühendisi olacaksın. Evet, evet, biliyorum. İşte öyle. Evet, biliyorum. Burada yine şehidimizin çok güzel bir fotoğrafı öyle. Evet, evet. Vallahi Muteber Anne çok mutlu oldum ya bugün. Ay Selam, ben nasılsın? Ben hiç bilemezsin. Böyle tekrar gördük böyle seni. Ne kadar, otur otur, hiç rahatsız olma. Evet, sen de benim çok, artık bir annemsin biliyorsun. Sen ne demezsin. Evet, çok evet, sağ ol. Allah neler hissediyorsun? Vallahi bugün. Bu yaştan sonra mutluyum yani. Çok mutluyum, çok şeyler hissediyorum. Diyorlar bana, sen şimdi gezeceğim dedim. Gençliğim gitti, şimdi gezeceğim. Böyle şeyleri duyunca daha da mutlu oluyor. Mesela dün Sosyal Politikalar Müdürü geldi. Gül Hanım var onun yanında, Ulubey. Ulubey'li mi? Nereli o? O da çok iyiler. Sizden olmasın. Şey, bu adam da Sosyal Politikalar Müdürü de Yalova'dan yeni geldi bu sene. Geldim yani, siz geldikçe de ben daha mutlu oluyorum. Kaç doğrultusun dedi. 48 dedim. Sen dedim benden genç bir ya dedim ya, başımdan geçenleri bir bilsen dedim. Ama böyle gençlere uymak istiyorum, yaşamak istiyorum. Hani hayattan hiçbir şey anlamadım. Ben 25 yaşındaydım eşim şehit oldum. Evet. Hiçbir şey anlamadım ki. Hayat geldi, geçti çocuklarla. Köye ev yaptırdım, Allah izin verirse köye de geleceğim. İnşallah. Gelmedin köye. İnşallah. Geleceğim köye. Abi yedir bazen. Sen yanına yaklaşayım da. Böyle oturuyorum. Ya yakından tutuyorsun. Ali ediyor bazen. Bak ben babam şehit oldu. Ben iki çocuğumdan düzden aldım babamın kapısında. Ne maaş vardı, ne durmaya ev vardı. Sizin başınıza bir hal gelse ben size iki katlı ev yaptırdım burada. Gelin oturun. Ne canınız istiyorsa yapın. Daha benden ne istiyorsunuz siz? Yani öyle. Mutluyum köyde, evimde de. Yazın çıkıyorum işte köye. İyi oluyor benim için. Biraz zorluklar çektim yaptırana kadar ama. Yapacak bir şey yok. Kolay değil tekken ev yaptırmak. Kolay değil. Siz şehidimizle aynı köydeydiniz. Aynı köyde ne? Buradan ne? Çarşının içinden düz mahalleden Bostepe gibi aramız. Görücü usulü mü evlendiniz? Görücü usulü evet. Kaybederim yaptığım bir şey. Evlendim. Kaybederim. Fındık toprağı. Kaç yıl evli kaldınız? Altı yıl evli. Köseköy'de beraber kaldınız. İşte çocukların... İzmit'e, Sarıgamış'taydı o, orada nişanlandı. Köseköy'e geldi, düğünümüz oldu, İzmit'e geldi. İşte o Köseköy'de görevliydi. Görevliydi. Oradan ardından Kıbrıs'a gitti. Oradan gönüllü Kıbrıs'a gitti. Gönüllü Kıbrıs'a gitti. Tabii ben de babamın yanına geldim. Buraya geldim köye. Kayınvalidemlerin durumları, onlar da kalabalık. Nasıl aldın o haberi? Hani şehit haberi mi? Evet. Ay, onu hiç sorma, babama gelmiş fırında, yayladayız biz onun Ağustos'u, fındık toplanıyordu. Yayla, şeyin, köyün bir de yaylası var. Köyümüzün Çambaşı yaylasındayız. Evet. Çambaşı yaylasında babam eve geldi, bizim bir bayram dedi, rahatsız mıymış dedi, bir şeyler olmuş dedi. Ben o zaman daha kadar bu ölmüştür dedim, bir şey yüklük varmış, oraya sarılmışım, daha ne yaptın bilmemiştim. Babacığızım geldi söyledi bize. Geldikçe biz gitmemiz lazım oraya. O gece biz geldik, kayınvalidemlere çıktık ki tabii ki gazeteler yazmış bayram günü şehit oldu diye. Gazetelerden işte duyurdu, yoksa haber veren falan yoktu başka da. Şimdi ben öyle iki çocukla maaş yok, ev yok, yatak yorgan yok. Allah ben ne ederim? Nereye giderim? İşte odur, o gün bugün uçağına geldik. Sonra iki sene köyde kaldım, iki sene sonra buradan çarşıdan babam ev tuttu. Parasını tabii ben verdim. Bu kız kardeşim yanımda kız meslek lisesine gitti. Oğlan kardeşim liseye gitti. Bunların sadece benim çocuklar da büyüdü, okula başladılar. Öyle devam etti. Hiç oradan Ardol Bucak Mahallesi'ndeki ev aldım 10 lira taksitle. Öyle gene devam etti gitti işte. Öyle öyle ilerledi, bak nereye geldi, ne oldu. Ben Kıbrıs'a gidiyordum ama gidip mezar ziyaret edip geri dönüyordum. Ne bileyim ben öyle işler olduğunu. Birinde gittik. Yemek yemeye gittik, bir yere gittik. Onlar yakasına takılan rozetler var. Gittim her tarafta rozet var. Ya dedim bu ne dedim. Buna dedim benim eşimin de var, eşyaların içinden çıktı. Bir üç tane kadar bir asubay geldi.
sen kimsin dediler, ben Şehit Bayram Gümüş'ün eşiyim dedim. Adamlar kayboldular, onlar gitti. Onlardan sonra 3-4 tane subay geldi. Onlar beni daha o geziye katmadılar, aldılar beni geziden. Biz de orada Girne'de bir yere gidecektik. Biz sen oraya yetiştireceğiz mi? Bayramın durduğu iki katlı bir bina var. Türk Kuvvetleri Alayı'nın içinde. Oraya götürdüler, bilmem bir yerlere götürdüler. Ben o zaman Ali neler varmış oğlum buralarda, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok dedim. Ondan sonra işte bu iş böyle patlak verdi, çıktı gitti. Zamanla iş buraya geldi işte. Sağ olsun Sayın Valim de duydu, çok ilgilendi, çok geldi yanıma. Allah razı olsun. Çok güzel haberler oldu bizim Kıbrıs programları, çok etkili oldu. Çok etkili oldu. O haberlerden sonra bayağı bir duyarlılık oldu. Çok. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hatta bu seferki gidişiz bile. Vallahi duysam gene giderdim bile. O adam bizim derneğe geliyor, alçak boylu olan, bulancaklı o. Bu seferki Kıbrıs'a giden. Kimdi acaba? Bıyıklı, alçak boylu, bulancaklı bir asubay. Kıbrıs gazisi. Çok gelen oldu ama ben o kadar şey oldu bu ki. Son sefer iki kişiyle beraber gezdiyiz ya. Şey diyorsun he, anladım, bizim bu şehitlerin şey gazileri diyorsun. Önal abi o. Önal abi. O da hanım öldü yeni. Ha. Bir hafta önce, 10 gün önce hanım öldü. Alçak boylu mu? Evet, hanım öldü öyle. Burası böyle fazla konuşan tüketen evet, bir şey evet, ya bak. Evet, evet, güzel. Kulancaktan gelir devamlı, derneğe gelir. Şeyle burada hiç görüşemedin değil mi? Kulancaklı şehidin, Akbulut'un, Ülke Akbulut'un abisi. Yok. O burada değil, o zaten Kıbrıs'ta duruyor. Yok, o değil. Ötekiyle. Bir de daha büyük bir abi şeyi var. Bak onu Akbulut. Ben şimdi onu bir... Onu anca Ali ile beraber olur ben beceremem. Yok, İlyas Akbulut. Bak şimdi İlyas abi hatta çok üzüldüm. O İskenderun'da şey banka müdürü. Onu o yolcu etmiş öyle. Hatta o elleriyle yıkamış, yolcu etmiş kardeşini. Yani çok bu yaşlı, 80 yaşlarında var şimdi, aradım ama. Alo. Efendim. İlyas baba merhaba. Merhaba Hasan Bey. Nasılsın? Ellerinden öpüyorum. Sesin ne güzel geliyor. Efendim. Sesin ne güzel geliyor. Geliyor işte, biraz yaşlandı ama geliyor. Maşallah. Yaş kaç oldu? 85. Daha ben 80 üzeri dedim ama maşallahım var. Bak ben neredeyim biliyor musun? Yok, şu an ben Ordu'dayım. Ordu'da kardeşinizin komutanı Bayram Gümüş, Şehit Bayram Gümüş'ün evindeyim. Onun eşiyle beraberim. Diyofonu açtım, o da dinliyor seni. Evet. Bak bir selam ver. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Ya buyurun tanışalım, gelin buralara da gelin. Ben bilemem sizi, oğlum dışarıda ama buyurun gelin. Şimdi... Ordu'dasınız değil mi? Evet, Ordu'dayım. Ben Ziraat Bankası müdürüyüm biliyorsunuz. Evet, bizim bankamızda Ziraat Bankaları zaten. Çok güzel bir şey. Ziraat Bankası'nın dünyanın müdürlüğünü yaptım. Evet. Ordu'ya da şey yapıyoruz. İnşallah sizi de beklerim. İnşallah... Allah izin verirse inşallah. Ordu'ya geldiğinizde beklerim yolunuz düşerse. Merkezde misiniz? Evet. Ama yazın tabii köye çıkıyorum. Köye çıkıyorsunuz. Evet. Orada kızım da var benim, Fasa'da. Fasa'da. 60 yaşlarında bir kızım var orada, torba sahibi. Maşallah. Evet. Ne güzel. İlyas baba böyle... Sen buradan geldin ama şimdi. Fasa'ya gittiniz mi hiç? Gittim. Fasa market var ya. Evet. İlyas baba, ben bugün Bulancak'tan geçtim, Giresun'a gittim. Tabii program çok yoğundu, sonra oraya döndüm ama böyle seni de görmeyi isterim aslında. İnşallah beklerim. Böyle, ablamızın da yani şeyini alırız. Çok iyi olur. Böyle sağlığın el verir ederse, Kıbrıs'a bir daha program yaparsam
Seni de davet ederiz, mutlu olurum. Şimdi ben işte hanım hasta benim de. Çok geçmiş şey olsun. Çok geçmiş onu olsun. Onu da şey yapıyoruz. Çok Kıbrıs'ta bir torunum var, patladı. O Kıbrıs'a büyük apartmanlar yapacak Girne'de. Evet. Gidiyor, geliyor işte. O şey yapacağız yani. Orada biraderim duruyor. Biliyorum. Biraz soğuk duruyor. Soğuk duruyor. Neyse olsun. Önemli değil. Benim numaramı falan ver. İrtibat kursun. Ben orada elimden gelen desteğim olursa sevinirim. Mutlu olurum. Tabii hiç unutmuyorum. Sen dedin ya ben ülküyü yıkadım. Gönderdim. Evet. Hiç unutmuyorum. Allah'ın nur içinde yatırsın, nur içinde. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Ben ülke kardeşinizin geldi mektupları, fotoğrafları ulaştı değil mi sana? Ne zaman, şimdi mi? Yok, ben göndermiştim ya sana onları. Aldım. Aldın, sorun yok. Tamam, tamam baba. İşte ne yapalım? Böyle. Şimdi Bulancak'ta da o Sarayburnu Camii var. Bulancak'a girerken. Evet. O kardeşimin ismini verdiler oraya. Çok sevindim. Çok Üst geçidi. Harika, çok güzel. Üst geçidi bizim orduda yok onu vermediler. Ben de istedim. Çok güzel, çok güzel. Mutlu oldum. İnşallah biz onlarla ilgili ben orduda bir program yapacağım. Tabii hatırlatırım ben. Bir orduda onları anma ile ilgili, şimdi 50. yıl ile ilgili çok güzel bir program yapacağım aklımda. Sana da bilgi veririm, tamam? Evet, gelirim ben de. Tamam ben baba. Aradığın için teşekkür ederim. Ne demek? Bayramın kutlu olur. Sağ ol, öpüyorum ellerinden. Allah'a emanet ol. Çok selamlar. Selamlar, görüşürüz inşallah. Tamam. İnşallah, inşallah. Görüşmek üzere. Sağ ol. Adamın dediği gibi, bu bak daha neşeli. Yahudi mesela evet. Bayram Gümüş'e bak nasıl bir adam, böyle insan canını verir. Bu kardeşi var. Soğuk işte bu yapı meselesi. Düşün işte yani bu da diğer şehidimizin abisiydi. Görüştük işte ondan sonra. Çok güzel. Şimdi ben şehitlerle ilgili kitap hazırladık ya. İşte bu İlyas amcadan da destek aldık. Şeyle ilgili. Ülkah Bulut'la ilgili bayağı bir hikaye yazdık. Bayram Gümüş Assubay'ımla ilgili yazdık. İşte anneden falan bilgiler aldık. İşte onları 50. yıla çıkarmak, evet onu hazırlıyoruz işte, güzel bir şey olsun. Ama şöyle bir şey. İnşallah ölmezler, yetişiyoruz günlere. Bu 50. yılla ilgili aslında valiyle falan konuşsak belki buradaki okulun bir başarılı öğrencileri alıp öğretmenlerle beraber orada onların hikayesini, şehit olduğu yerleri gezdirmekte fayda. Benim planım oydu zaten, şeyim oydu ama burada bir program yapabiliriz. Ama o okulda, yani okulda öyle bir şeyden erten püften bir okul değil. Tüm hep şey, memur çocukları şey okul, yani birinci bir okul. Çok güzel i̇şte, bir okul. Şöyle, pazartesi günü okulu öğrencileri ziyaret edelim. Seçmeli. Pazartesi günü o okulu ziyaret edelim. Oranın sabah. Müdürü de aynı müdür değil mi? Aynı müdür. Tabii, değişmedi galiba. Değişmedi de bu da kaza yapmış, arabası pert olmuş dedi Ali. Evet. Buraya geçmiş de şu fincanları getirmişlerdi bana. Ben onları ziyaret edelim. Çok da anlamlı olur. Evet. Vallahi çok mutlu olduk seni tekrar ziyaret ettik. Bana da gel diyorlar bir kahvemizi iç. Şimdi ben gidemedim bir türlü yanlarına, bir kahve, bir acı kahvede ne var, gidip içsem ama. Tek gene ben öyle yerlere, yanımda bu kardeşim de çalışıyor. Ali de burada olmadığından, Ali burada artık olsa, geldi artık Trabzon'a. Ali de Trabzon'a geldi, Ali hiç sorma, Ali dörde bölündü bu sene ya, Ali'nin işi çok kötü. Evet ama geldi, oraya kadar geldi. Oraya kadar geldi de bakalım nasıl olacak, şimdi seneye nasıl Ceylan Hanım gelecek mi oraya? Çocukların yüzünden hanımı gelmedi bu sene. Evet, neyse bu sene oldu böyle. Çok sen teşekkür ediyorum. Ben senin şu mübarek ellerini bir daha öpeyim. Ay sağ olasın. Allah razı olsun. Allah. Çok teşekkür ederim. Ne demek. Allah hepinizden razı olsun. Allah uzun ömür versin. Başka daha nezim. Sizin sayenizde ben de tanındım. Ben de meydana çıktım yani. O zamana kadar neredeydim? Benim için değil. O benim rahmetli eşim
hatırası olduğum için bak ben her, bak ne diyeyim, her zaman söylüyorum. 25 yaşında ben doğraldım. Eğer ben namusumla, iki çocuğumla bu çağına kadar duruyorsam benim baş tacı etmeleri lazım. Sen ne? Bizim hep başımızın tacısın. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen bizim başımızın sizlerden bir oğlum Ali, ikinci oğlum da sensin. Ne demek, ne demek. Benim senin zaten sayende neler oldu, neler çıktı. Yok, estağfurullah. Bizim yaptığımız ne ki? Onlar bu memleketin namusu, şerefi, haysiyeti, onuru için, soydaşlarımız için canlarını seve seve verdiler o hayatın baharında. Biz ne yapsak yetersiz onlar. Ne yapsak aynen azdır. Öyle, aynen öyle. Onun şehitlik hikayesini biliyorsun, ben derledim. Yani Bayram Gümüş'ün naaşı dağın eteklerinde bulunduğunda onun cebinden bir yanık fotoğraf çıktı kızıyla oğluna ait. Yani düşün işte, onun öyle bir hikayesi var. Allah nur içinde yatırsın. Amin, ne güzel. Amin. Allah yerine mekanı cennet etsin. Amin. Yapacak bir şey yok. Tamam sen. Kapatabilirsin. Çok güzel oldu ya. Böyle vallahi biraz başkanını arayacağım. Sizi anlatacağım. Bir şey olur. Orada da bahsederim. Yine bir şey yapayım bakayım. Mazlum. Yurt dışı yönünde arama yapmaktasınız. Hakkımız var. Bu arama tarifeniz veya paketiniz kapsamında değilse tarifenize ek olarak ücretlendirilecektir. İnşallah müsait olur. İnşallah dur. Alo. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Ordu'dayım. Bir şehidimizin, Kıbrıs şehidi, bu Beşparmak Dağları'ndaki Atak Tepe'de şehit olan bir astsubayımız var, Bayram Gümüş. Onun evindeyim. Onun kıymetli eşi Muhteber Gümüş anneyle beraberim. Sizi de yad ettik, konuştuk. Bir sesinizi de duymak istedi. Şu an sizi dinliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Gülmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Bizim için şehitlerimiz hiç ölümsüzdürler. Onlar her zaman bizimle beraberdir. Yüreğimizden, nur içindensinler. Yani gayet Allah'tan rahmet dilerim sizlerine. Aklımıza gülmeyelim, sabırlar dilerim. Her zaman bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs hükümetinde sizleri görmekte mutlu oluruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hacım. Ellerini öperim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sizlere de. Çok teşekkürler. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah geldiğimizde ziyaret ederiz sizi. Bir emriniz var mı benden, Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanım? Sağ olun komutanım. Çok teşekkür ederim komutanım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Sayın Cumhurbaşkanım. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük, evet. Öyle. Yok, o diğer konuyu ben takip edeceğim, onu hızlandırırız diye düşünüyorum. Ben bir noktaya geldi biliyorum ama hatta geçen ben komutanla da görüştüm orada. Bir noktada demişti ama biraz hızlandırırız onu. Yani hızlandırmaktan yarar var. Evet. Yok, ben onu şey yaparım, tamam, onu merak etme. O belli bir noktaya geldi biliyorum, şey yaparız, tamam. Tamam şey. O artık sizde. Ben de merak etme. Sen benim Allah, annem. Allah izin verirse tabii ki. Allah izin verirse. Benim annem. Ya benden geçti zaten oğlum. Ben bundan sonra ne yapacağım ama. Çocuklarım var. Torunlarım var. Belki onlar dedemizden der. Annem babaannem anneannem uğraşmış evet, derler. Ne demek? Orada yani, Bayram Gümüş bir Kıbrıs harekatı için çok önemli bir sembol. Evet. Onun için o evet, zamanında işte babamın ilk çocuğu bendim. Yani yedi ne çocuğu. Güzel orayı vatan yapan onların kanı, onun tabii. Çocukları, torunları da o kimliği taşımalılar. Orada onların kanıyla bir devlet kuruldu. İşte evet. Az önce o devletin cumhurbaşkanı ile görüştük. Yani neticede bunlar çok önemli, çok evet. Tarihi. Evet. Benim annem, benim 3 yaşındayken rahmetli oldu. Dedim ya. Anne sevgisi hiç bilmiyorsun. İşte yani hep böyle manevi annelerim oldu senin gibi işte. Sen de öyle bir annemsin, öyle düşün. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bizi ağırladın, misafir ettin. Çok teşekkür ederim. Tabii ne demek, ne demek. Yine gelirim, ben geldikçe mutlaka uğrarım. İnşallah, Allah izin verirse. Kıbrıs'a program yaptığımızda mutlaka gideriz yine beraber.
böyle. Anladım, değerli izleyiciler, yine bugün çok güzel bir ana tanıklık ettik hep beraber. Müteberranneyle hepinize saygılarımızı sunuyoruz.